Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Yardımcı olabilir miyim? Olabilirsin. Ben çanta bakıyorum da. Şu vitrindeki kaç para oluyor fiyat olarak? O özel tasarım. Sınırlı sayıda üretildi. Fikir babası markamızın ilk tasarımcısı. Anası babası beni ilgilendirmiyor bacım. Ben fiyatını soruyorum. Bunlar timsah derisi. Çok yüksek fiyatlı tabii. Ne kadar? Yüksek. 200. Daha yüksek. 300. Fazla. 500 olur mu? Olmaz. 700'e oha artık ya. Bunlar özel tasarım olduğunda. En son kaça olur? Hanımefendi isterseniz siz. Bir araba parası mı? Zaten özel sayıda üretildi. Bir ev parası mı? Hanımefendi sizin bütçenize uygun değil. Zaten sınırlı sayıda üretildi özel müşterilerimiz için. Bence siz başka mağazalara bakın. Sen niye beni aşağılıyorsun ki? Ezik miyim lan ben? Hayır efendim. Ha, ezik mi görünüyorum? Hanımefendi hayır. Ha, ezik bir tipim mi var? Ben öyle demek istemiyorum. Ha, yolda görsen ezik der misin? Aslında derim. Ne? Aynen şöyle derim. Şu ezik tip ucuzluğuna, kılığına, kıyafetine bakmadan bizim mağazaya nasıl giriyor? Şu hadsize bak derim. Hanımefendi mesleki deformasyona rağmen bende yalan yok. Kusura bakmayın. Ya ne güzelmiş. Evet zaten başka türlü de görüşemiyoruz. Bakalım mı? Merhaba. Gülüm sana açıkladım mevzuyu ama nasıl istersen tabii. Dayanamıyorum. Bu iş en geç 2 haftaya bitecek. Yıldırım nikah. Gerekirse mutfak balkonda yaparım düğünü. 2 hafta nikah. 2 hafta mı? Kızardın? Heyecanlandın? Kıyamam. Öp kayıcı. Ya bir dakika dur ya. 2 hafta sonra nasıl nikah günü verdiler ki? Elimiz kolumuz uzundur damat. Hadi gözün aydın kardeşim. Oldu da bitti maşallah. Akşam Antep'ten büyük nine geliyor. Tanışmak ister misin? Ya bir dakika ya. Hazırlıklar. Nerede oturacağız şimdi? Bizde mi yani? Evin üstünde olmaz ki. İki gönül bir olunca samanlık seyren olduğu gibi yan komşularınızı kışkışlarsanız geçer oturursunuz. Baktın gitmediler. Çağır kayınçoyu, falçatam kurban ister. Ama olur mu ya? Arkadaşlarımız onlar. Bak Fırat'ın yazgısı orada oturuyor mesela. Ayıp. Ne diyorsun oğlum? Onun işi kolay ya. Atarım benim tekneyi istediği kadar takılır sokakta bırakmayız. Ha? Taktım oğlum o karıyı kafaya ben. Olmadı babadan alırım arabayı. Sesin düğüne geliriz beraber. Ne diyorsun? Veda mı? Nereye gidiyorsun ki? Vallahi bu akşam uçakla Bodrum'a. Oradan da tekneyle Yunanistan'a diye planlıyor. Vizem yok ama benim yurt dışına kaçmam lazım. Rıza sen ne yaptın? Beni beklediniz. Ne kadar zaman? Çünkü Rıza ben 34 yaşındayım. Yani bir yerde zamana karşı yarışıyorum o bakımdan. Şimdi Deniz Asancan'ın istikrarlı bir giyim tarzı olduğu için... İstikrar mı? Bacım sen bu paçozu bize tanıdın mı? Ha? Sen bunu ne istikrarsız, ne utanmaz, arlanmaz, ne hayasız bir tip olduğunu biliyor musun da buraya çarşaf çarşaf basıyorsun? Şimdi dergimizin muhabirleri... Ya başarımız çok bozuldu. Ben sansüre karşıyım fakat hükümetimizin buna bir müdahalede bulunması lazım. Okullarda kıyafet serbest bırak. Ne oldu? Çoluğumuz çocuğumuza bunu örnek olarak göstereceğiz biz. Gençlerimizin bedensel ve giyimsel gelişimine zararlı. Ya bacım bu paçoz açlıktan giyiyor bu İspanyol paça kotları. 70'lerdeki gençliğinden kalma kıyafetleri. 70'lerdeki gençliğinden mi? Sen ne sanıyorsun bacım? 70'lerde 20'li yaşlarındaymış bu. Tabii. Gazeteysen bunu da yaz. Emin misiniz? Ya biz bunun halkalarının sayısına baktık. Laboratuvarda karbon testi yaptık. Bu yaşta çıktı. Zaten bu cilalı taş devrinden kalma. Cilalayıp cilalayıp 100 yaşında kadını önümüze moda ekonomisine getiriyoruz çünkü. Bundan olsa olsa moda kokonası olur. Deniz'in yandaşları sizi. Yandaş medya. Beni dergiye basmazsın ama.
Tabii topluma mal olmuş. Medyada görülen isimleri tercih ediyoruz. Deniz topluma mal oldu. O kesin. Malın gözü oldu hatta. Ben medyada görünemez miyim? Ha? Bugün ne giysem hak atılırım, tozunu attırırım. Hakan Akkaya beni ilham perisi ilan eder. İvara Sert kıskançlıktan ülkeyi terk eder. Siz de kapak yapak diye peşimde koşarsınız. Çıkın o zaman. Var ya, çıkmazsam gel yüzüme tükür. Ya da sizi dergiye reklam veririm. Bu daha uygun. Çok özlemişim. Sarılmaya doyamıyorum. Canım. İyisin değil mi? İyiyim gülüm. Senin hasretliğin dışında bir derdim yok yani. Hadi artık uzatmayın. Şüphe çekiyoruz. Abim bir dur. Babam bu aileyle görüşmeni yasakladı. Adamlarına Nur Hayat'ın peşinden ayrılmayın falan diye talimat vermiş. Beni de yakacağım. 5 dakika daha abim. Canım benim, bugün ne giyseme katılacak mısın gerçekten? Katılmaz mıyım ablam? Şıklığımın topluma mal olması lazım. Çünkü alem paçozlara kaldı. Modern çıtasını yükseltmeye gidiyorum. Öbür gün yarışmanın çekimi var. Arkasından da akşam 9'da defile. Bütün gün modern efendi gibi çalışacağım. Defile mi? Aa, sana davetiye gelmedi mi? Yer yerinden oynuyor kız. Bizim bütün çevre orada olacak. Vallahi gelmeyene selam vermezler artık. Ha, öbür günkü defile. Tabii canım, sen şey. Saat 9'da olan defile. Tabii biliyorum ben. Orada da bari kaçamak görüşürüz benim canım. Görüş bitti. Hadi yeter bu kadar, tehlikedeyiz. Son bir kere daha sarılıyor. Her an bulabilirler bizi. Yürü! Bırak! Ay benim canım. Benim gülüm. Canım. Bugün ne giysem? Şimdi ilk yarış maçımızı alıyorum efendim. Kim geliyor? Nur Hayat geliyor. Nasılsın? Çok mersi. Siz nasılsınız canım? Teşekkür ederim Nur Hayat. Şöyle bir bakayım sana, bir de döndüreyim. Bak, şöyle bir bak da gözün gönlün açılsın. Saçını biraz abartılı buldum. Onu anladık. Yani bir de bu saçların üstüne şapka koymuşsun. Kolyen, bileziğin, eldivenlerin, yüzüğün, yani çantan. Yani çok zengin görünsün diye mi yaptın bunu Nur Hayat? Ya Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyım ya? Görünsünü at, geriye kalan her şey ayıptır söylemesi realite. Ya sabır, seni şimdi jürimize havale edeceğim. Ama önce biliyorsun Uğurlu Oda'da bir Uğurlu podyum var ya. Orada yürüyorsun, Uğurlu aynaya kadar geliyorsun. Seni bir görmek istiyorum. Sen yürümesini biliyor musun? He, 2 yaşından beri yapıyorum. Zorlamam herhalde, rahat ol. Ben senin bacaklarını kırarsam zorlanırsın. Anladım hocam. Hadi gel bakalım Uğurlu Arne'ye. Ne söyleyeceksin? Hep beraber görelim efendim. Buradan bütün cemiyet hayatındaki dostlarıma, Maliye, Bayındırlık ve Kalkınma Bakanlarımıza ve onların değerli eşlerine selamlar söylüyorum. Ve ayrıca bütün yerli ve yabancı modacılarımıza öpücükler yolluyorum. Beni izlemeye ve ilham almaya devam edin. Bugün ne giysem? Bugün ne giysem Nur Hayat'la devam ediyor. Evet, Nur Hayat da Uğurlu Oda'da tüm hazırlıklarını tamamladı. Artık podyumda. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya yalnız bu mikrofonun daha az taşsızı yok mu? Ben biraz yalanlık ve sadelik seviyorum ama neyse. Artık idare edeceksin. Nur Hayat'cığım nasılsın? Hamdolsun Hakan, sen? Ben de seni görene kadar fena değildim. Nasıl? Bir anlayamadım böyle. Sana bakıyorum üstüne başına. Bize vermeye çalıştığın mesaj nedir? Mesaj? Şu... Ben moda haftalarına karşıyım. Bence moda bir hafta değil, bir ömür sürer. Nur Hayat'cığım, ben üstündekileri diyorum. Hani bu halin ne? Neden, beğenmedin mi? Nur Hayat. Benim. Şimdi, elbisen abiye. Ayakkabı çok avantgard.
Eldivin deri, çanta hiç olmadı. Şapkanın taktın hiç anlamadım yani. Ne uyum var, ne tarzın var. Nur Hayat, sen bu sokakta yürürken birbirine selam veremeyecek kadar alakasız elbiseleri seçerken acaba alkolü falan mıydı? Yani Hakan belki hazırlanırken giyindiği oda karanlıktı. O ayakkabıları çok mu aradın? Yo, şoförü yollayıp aldırdım. Ha, şoförün zevki o zaman. O çoraplar, o ayakkabı ne mana? Bakamıyorum ben sana. Ve Nur Hayat, bir de gerçek Kürk giyemiyoruz. Yok, giyebiliyoruz. Niye ki? Yani hayvanları korumak açısından. Yani. Kız ölmüş gitmiş şeyin daha neyini koruyacağım? Ha, kendisi zamanında kendi kendini koruyaymış. Yani bu benim görüşüm tabii. Siz hani bu işin uzmanlarısınız. Oldu o zaman, ben bundan sonra daha dikkat edeyim. Hani etol falan bakarken eğer kıpırdıyorsa, böyle kalp atışı falan varsa ben veterinere yollayayım onu. Bugün ne giysem. Bu arada mucivere çok fazla çıkartıyor. Bak Nur Hayat'cığım, yani saçların gerçekten felaket demode. Hani nişan başı desem değil, kafana bir de şapka takmışsın. İşte bilememişim demek ki. Sağ ol eleştirin için. Hayır bak, makyaj zaten evlere şenlik. Mavi far sürmüşsün, dudağının kenarına bir tane feci bir kalem çekmişsin. Allah aşkına yani 1978'lerden kalma gibi şu saçlarına ne yapsam ben? Ya nostalji yapmayı düşünmüştüm ama neyse. Bu arada yakaya çıkartıyorum. Programımız hediye olsun diyorum. Hediye mi? Evet. Ha, helali hoş olsun tabii. Yani. O yaka zaten nasıl gelmiş konmuş oraya ben bir anlam veremedim. Şimdi bak Nur Hayat'cığım, sana bakıyorum. Böyle bir sürü farklı marka satan bir mağaza sanki bunları senin üzerine bayağı tükürmüş. Ya Rabbi şükür. Artık o noktaya geldim. Düşün. Yani tek tek parçalar tamam belki olabilir ama bir uyum yok ya. Ya belki böyle karışık bir tarz yakalamak istedi. He, Özge beni anladı. Canım benim. Ha, yani sen böyle eklektik bohem falan mı olmak istedin? Ha, muhakkak öyle. Yalnız bohem şıklık böyle bir şey değil. Ne, nasıl bir şey ki? Yani bak, bohem tarzını yakalayanlar var. Bence sen onları takip et. Anladım. Mesela bir Deniz Alsancak var ki ben çok beğenirim onu. Ha? Yani ben de bayılıyorum. Şöyle bir İspanyol paça jean pantolonun altına botlar, bir atkı falan. Nefis oluyor yani. Bohem öyle bir şey ama işte onu yapmak daha zor. E yani kimisi 2-3 basit parçayla böyle acayip şık olabilir ama kimisi de böyle üst üste giyer giyer hepsini ama yine de... Yine de ***'ın gibi ol demek istiyorsun ha? Çekilin ya, deminden beri mancık mancık be! Ne oluyor ya? İnanamıyorum ya. Ben sana inanamayacağım, başka bir şey söyleyeyim tatlım. Sen biliyor musun ki benim bu üstümdeki kıyafetler kaç para ha? Halkalda kaloriferli 3+1 taşıyorum ben üstümde be. Fiyat değil, şıklık programı bu canım. İçinden şıklık geçen bir cümlede Deniz'in ne işi var kardeşim? Siz ne gariban yalkası çıktınız be. Hele Akka'ya senden bu artist yalıklığını hiç beklemezdim. Çıkar mısın dışarı? Lafım bitmeden çıkmam. Şş, İvana ver bakayım şu takılarımı. Sayacağım, eksik çıkarsa üstünü ararım. Aa! Ne demek bu ya? Nur Hayat, bizimle değilsin. Asıl sen bizimle değilsin. Dönsene memleketine kardeşim. Ya bu adaletsizce güzel sılav kadınları dönsünler ülkelerine artık. Bunlarla mı uğraşacağız biz ya? Hadi naş! Nasıl? Ya sen giyinmeyi değil daha insanlarla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun ya. Ben de bilmiyorum insanlarla nasıl konuşmam gerektiğini. Ben diksiyon eğitimi aldım. Şuursuz. Diksiyon eğitimi. Sen. Hem de nasıl? Al bak. Bir tarlaya kemeker ekmişler. İki kürkü yırtık gel kör gibi dadanmış. Biri kürkü yırtık erkek gel kör gibi. Diğeri kürkü yırtık dişik gel kör gibi. Kürkü yırtık erkek gel kör gibi. Senin kürk o kirpinin kürkü mü acaba? Yarın akşam burada bağlıyorum bu işi Tilay'ım. Yarın bu evden voltanı alırsan çok iyi olur. Sakın buralarda durma, aman diyeyim, şahit yazarlar. Şahit mi? He, nikah şahidi. En sıkıcı iştir kız. Erken erken giyin kuşan düğüne git. Masada mal gibi otur. Evlendirme memuru adam yerine koyup senin cevabına mikrofon bile uzatmaz. Yarın kendine bir program yap. Çünkü ben burada Bünyamin eniştenin yuvasını yapacağım. Aşk yuvasını. Hayırlı temel atma törenleri. De,
Yarın ne yaşanırsa yaşansın, sakın ayakkabını çıkarma. Bakıyorum şu an değişik melez ırk gibisin. Genel Doğu Anadolu, ayaklar Zimbabwe. Sorma gülüm. Bu kör alası ucu siyah ayakkabılar eyağımı leş gibi boyadı ya. Sabahtan beri kolonyalar, isetonlar neler denedim çıkmıyor. 19.90'a aldığım pabuç ayak masajı yapacak değil ya. İnşallah ayak fetişti falan değildir ha. Böyle görmezsin. Pis gibi duruyor kız. Temizliğe, düzene de meraklı diyorsun. Sakın ayakkabını çıkarma. Toptan kadından tiksinir Zerrin. Ah kafana Zerrin, ah kafana. Milyon dolarlık adamla çıkıyorsun. Evini kirasını başkası ödüyor. Mezara mı götüreceksin? 3 kuruş ver, kral bir ayakkabı al. Puh benim suratıma. Kız kaç! Kaç! Ay! Kokar da böyleler. Hey deme öyle. 2 hassas noktam var. Biri koku, biri ayak. Ayak mı? Ha, plajlarda falan hiç ayaklara bakamıyorum ben. O kumdan böyle altı tozlanıyor ya. Ay. Zerrin. Ha hanım, sıkılmıyor değil mi? Yok Tülay Hanım. Sana küfürlerden potpourri hazırlıyorum. Bilahare takdim edeceğim. Ya kolu bacağı gitmiş galiba, bunun nesinden korkuyorsunuz? Niye yattığı yerde yatmıyor ki bunlar? Kesin gömülürken namaz kılınmadıysa ondandır. Veya imam helallik almadıysa o da olabilir. Şah! Şah mı? Gerçekten yaşayan ölüler gecesi oldu benim için. 119.90 TL'ye verdim, jertiyer aldım beni ya. Hep israf, en sevmediğim şey. Sallandırma suratını Zerrin'im. Yarın sana öyle bir gece yaşatacağım ki böyle aklın yerinden çıkacak. Ay, zaten çok yerinde değil. Gerçekten mi Bünyamin? Aa, sürpriz. Hey maşallah. Kız, 5,5 saattir trans halinde televizyona bakıyor. Tam özel bir şeyler konuştuk. Laf mı dinliyorsun ya Tülay? Hanım? Anacığım! 700 kağıt verdim. İçim kan ağrıyor. Bir parçam kopmuş gibi. Kız, ama sanat eseri. Yalnız... Sen onun aksesuarı gibi duruyorsun biliyor musun? Sanki ayakkabı seni giyecek. Evet. Benden daha kalite. Ayağının rengi nasıl oldu? O siyah ucuz pabuçları yapan köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Çinil bile denedim. Dış cephe boyasıyla mı boyadılar pabucu anlamadım. O zaman bu akşam da ayakkabı çıkarmak yasak Zerrin. Sürpriz dedi ama. Camiye falan götürmez değil mi? Yok anam, sanmam. Ailesiyle tanıştıracaksa ve ayakkabı çıkarılan bir evse işte o an, bittiğim an olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.